Dedim komutanım geçen sene sizin mezun ettiğiniz arkadaşlar bizim gittiğimiz abiler dedim yani. Komutanlarımız evlerine gittiğimiz arkadaşlar. Evleri nasıl? Bekar evi dedik. 3-4 tane astsubay arkadaş bir araya gelmişler. Ev tutmuşlar. Biz de onların oraya gidip sivil giyiniyoruz. Böyle çarşıya çıkıyoruz. Bununla ilgili başka bir sıkıntı yaşadığımız yok. Orada ne örgüt evi ne bilinmeyen yani devlete millete aykırı bir hareket var. Allah'tan kitaptan bahsedilen bir ev. Bizler de zaten namaz kıldığımız için onlar da rahat ediyorduk bu şekilde. Takım komutanımız beni çok seviyor. Dedi ki bak dedi Doğan dedi eğer dedi astsubay çavuş nasip edilmeseydiniz dedi okuldan şimdi sizi atacaktık dedi bunun için dedi. Bu gittiğiniz dedi evler için dedi okuldan atılırdınız. Dua edin ki dedi astsubay çavuş nasip edildiniz 30 Ağustos geçmişti üzerinden. Birlikler de dedi sizi takip edecekler dedi. Eğer dedi yine dedi size dedi ulaşırlar bunlar dedi. Bu evlere gitmeye devam ederseniz oradan atılırsınız dedi. Sakın dedi namazı falan dedi. Kılıyorsanız da dedi kendiniz kılın ya da kılmayın dedi namazınızı. Biz tabii yeni mezun olduğumuz için ne olacağını da bilmiyoruz. Bir korkuyla gittik Eskişehir 1. Anacetüs Harekat Komutanlığı'na benim tayinim çıktı. Harekat İdare Subay olarak oraya katıldım. Çok kıymetli iki tane şefim var. Birisi Cemal Kızılay, birisi Osman Korkut. Osman Korkut abi dört dörtlük bir insan. Yanına böyle desturla varılan herkesin yani harekat komutanı çağırır. Korkut başçavuşum gelebilir misin? Böyle dört dörtlük bir insanla çalıştım ben. Ondan örnek alıyorum ben kendime tabii. Bir müddette yani bu işlere bulaşmamak için orada evine takılmaya başladık biz. Beraber gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. İşte Allah affetsin yani. O günler biraz 5-6 ay böyle izimizi kaybettirmek için orada evine takıldık. Bekir evi tuttuk. Dört arkadaş. Bizim bölük kıdemlisi ben, Mürşit Ulubalcı, Murat Güven diye bir arkadaş vardı. Murat İçtağ, Güven değil. Dördümüz bir arada yaşamaya başladık. Orada evinde yiyoruz, içiyoruz. Alkol de alıyoruz tabii bu ara. Namaza bıraktık bu korkuyla. Namaz kılmıyoruz işte 5-6 ay dediğim gibi. Ama benim içimi kemiriyor. İçime sığmıyor yani bu yaptığım iş. Yani yanlış yapıyorum yani. İnançlı, ibadetli olduğumuz halde izimizi kaybettirmek için böyle bir yanlış işe başladık. Neyse, ben tekrar gizli olarak namazlarımı kılmaya başladım. Hüccetül İslam diye bir kitap var İmam Gazali'nin. O kitap elime geçti. Bizim şeyde kitapların bulunduğu bir yer var. Üssün kütüphanesinde Hüccetül İslam diye bir kitap var. Şefimin elinde gördüm. Dedim abi onu ver de ben okuyayım dedim. O kitabı okudukça beni irşad etti kitap. Namaz kılmanın şekli, hayır yapmanın işte hadisi şerifler 650'ye yakın hadisi şerif vardı onda. Onları okudukça ben kendime gelmeye başladım. Tekrar namaza başladım. Bu arada bir rahatsızlık geçirdim. Evlenmiştim ben. Harekat komutanlığının görevi çok ağır olduğu için benim üst malzeme komutanlığına verdiler. Üst malzeme idare kısım şef oldum oraya. Burada görev yaparken yine aynı şekilde çalışıyoruz. Üstlerimize karşı dört dörtlük böyle hizmet ediyoruz. Nöbetlerini ben tutuyorum abilerimin. Şeflerimin nöbetini tutuyorum. Onlar da beni mesaiden göreve gönderiyorlar. Böyle anlaşmalı gidiyoruz işlerimiz. Yeni bir ismini yine açıklamayacağım. O gün de söylediğim gibi. Sistem kuruldu. Güvenilir, çalışkan, sır saklayan iki personele ihtiyaç var. O zaman malzeme komutanı, hava mühimmat, hava ikmal albay, Çetin Dökmen, hava yer albay. Çetin Dökmen bana bir sicil doldurmuş. Dedim ki komutanım dedim ben dedim bu vasıflara falan haiz değilim dedim ben dedim o kadar çalışırım ama güvenilirliğim falan dedim. Ben dedim konuşurum da dedim yani. Bizi dedim bu şekilde dedim vasıflandırmayın dedim yani. Bir tane de binbaşı, o zaman binbaşıydı, rahmetli oldu şimdi. Şaban Ali Say. Üstten iki kişiyi seçtiler. İkimize de nitelik belgesi dolduruldu. Görevimiz dedi, bu namaz kılan, irticai faaliyette bulunan, işte dergi, gazete isimler, mesela abinin bir tanesi Türkiye Gazetesi'ni okuduğundan dolayı takibi vardı. Gittim dedim ki, bak Türkiye Gazetesi'ni okuma, takiplisin dedim. Takibinin kaldırılması için de sadece dedim Türkiye Gazetesi okuyor.
Başka dedim herhangi bir şey yok. Hanımının başı kapalı. Lojmanda oturuyor zaten. 23'ünde. O zaman sorun yoktu. 28 Şubat'tan önce bu olaylar. Ben takip ediyorum namaz kılanları da. Ya dört dörtlük insanlar. Yani vatan için canını verecek, nöbetinde vukuat olmayan, içki içmeyen, kumar oynamayan, üstlerine karşı saygılı, arkadaşlar arasında dört dörtlük yeri olan arkadaşlar. Bunların hayatını takip ederken ben tanıştık, görüştük bunlarla. Yakın ilişkilerde bulunmaya başladı. Arkadaşlığımız bu şekilde giderken ben dedim ya, beni de dedim götürün sohbetlerinize dedim. Akşam dedi çay içiyoruz biz dedi bir araya gelip. Vakit daraldıysa ona. Beni de dedim götürün dedim ya. Mehmet Koca Saraç diye bir abi var. Kokmuş sulara koy iç derler Kayserililer. Dört diyor. Mustafa'm diyor başka bir şey demiyor. Sadece ben Cuma'ya gidiyordum o zaman. Namazları tam kılmıyordum takip başlar diye. Cumalara beraber gidiyoruz. Mustafa'm diyor yediriyor içiriyor. Benim arabam vardı ben arabayla götürüp getiriyorum Cuma'ya. O zaman araba kimse de yok. 3-4 kişi de araba var. Bir tane de bende araba vardı. Cuma'ya kullanıyorduk arabayı. Dolduruyordum 7-8 kişiyi Murat 124'e götürüyordum. O 8 kişiyi Ford Granada'ydı. Murat almıyordu. 4-5 kişiyle gidiyorduk da. O zaman Ali Güllü diye bir tuğgeneral geldi. 86 senesinde üsse. Komutan kimseye karışmadı. Namazına, niyazına karışmadı. İçkili geceler azaldı bunun zamanında. Yani içkili gecelere gitmediğin zaman damgayı yiyorsun. İstediğin kadar dört dörtlük personel ol, içki içmiyorsan, gecelere katılmıyorsan tamam. Yerin yok. Takip alınacaksın yani. Ali Güllü Paşa dokunmadı kimseye. Cuma'ya gidenler Uçak Savar Taburunu'nun bir mescidi vardı. Mescit doldu taştı yollara taştılar. Parkeleri serip namaz kılıyor. Bu milletin askerini bıraksan dört dörtlük Müslümanlığı yaşar yani. Korkudan gidemiyorlardı, kılmıyorlardı, kılacaklardı. Bizim zamanımızda ben kimseye nitelik belgesi doldurmadığım için takipli olsun veya şüpheli, sakıncalı personel olmasın diye yazmadım kimseyi. Bir tane aşırı uç bir solcu, ateist vardı. Onunla ilgili de birlik komutanı kendileri takip ediyordu. Biz karışmadık ona. Onu da atmadılar zaten, devam etti. Vazifesine, görevine devam etti. Ramazan diye bir üst çavuş vardı. Ya üstün sevgilisi ya. Ramazan derler başka bir şey demezler. Ramazan üst çavuşum gel, Ramazan üst çavuşum git. Bunun atıldığını duydu. Herkes isyan etti ya. Ramazan atılır mı dediler ya. Bu kadar dediler yani çalışkan üstlerine abim abim. Güler yüz ya. Adama sövsen dövsen güler yüzle hareket eder yani. Böyle birisi silahlı kuvvetlerde görev yapamaz kararıyla resmen atıldı. Benim devrem vardı. Önder diye bir devrem. O da Zaman Gazetesi okuyucularından. Önder ederken o atıldı bu ara. Ya Önder de atıldı dediler ya. Önder dediler. Şimdi, karınca incitmeyen birisi. Karıncaya basacağım diye yere basmayan bir arkadaş. Ney? Filoda işte geceye katılmamış yani. 113 filoda görev yapıyordu. Vedalaşmaya geldi. Ağlaştık ya.